saraydakileri sarayı Erdoğan'ı AKP'yi değiştirecek olan bir güç o güç arkadaşlar tencere hiperenflasyon nedir bu hiperenflasyon hep hayatımızın karşısında Hiper enflasyon, enflasyonun yılda %200 sınırına anlatan bir kavram. Enflasyon %146, o da ENE grubun indirgenmiş rakamı. TÜİK'i zaten bahsetmiyorum. Gıda enflasyonu aldığı başını gidiyor. Dün yayınlamıştık dünyadaki enflasyon listesini. Sağ olsun Erdoğan Türkiye'yi ilk beşe soktu. Mesela şu görsel. Yanlış hatırlamıyorsam 1940'ların Macaristan'a ait bir görsel arkadaşlar. Para o kadar değersizleşiyor ki, alım gücü o kadar anlamsızlaşıyor ki çocuklar artık parayla oynamak zorunda kalıyor. Yani 200 TL artık banknot bir anlamı kalmadı. Bankaların düşük faiz politikası Erdoğan'ın tek amacı var. Faizler düşük olsun ama enflasyon canavarı bu sefer ortada. Hani tezi vardı ben ekonomistim diyerek. Faiz düşerse enflasyon düşer. Bu tez çöktü. Faizlere bakıyoruz yüzde %14. Enflasyona bakıyoruz %160. Enflasyonla faiz makasının yeryüzünde bu kadar açıldığı bir ülke yok. Enflasyon canavarı dediğimiz fakirden alıp orta sınıftan alıp zenginin cebine girme olayı arkadaşlar. En nihayetinde iktidarın başarısızlığı. iktidarın rezalet yönetimi ve biz artık Türkiye'de Yok işte AKP yaparsa en iyisini yapar. Yok köprüler, yok otoyollar, yok diplomaside yapılan hamleler. Bunlara konuşmanın anlamı yok arkadaşlar. Bazılarınız karamsarlığa düşüyorsun. Arkadaşlar böylesine yüksek bir enflasyonda hiçbir iktidarın demokratik yollarla iktidarda kalma şansı kalmaz. Artık muhalefetin de buna göre şekil alması, buna göre konum alması gerekmekte dostlarım. İktidarı gidilecek olan zaten tam da bu. İstediği kadar Rus oligarklarla işbirliği yapmaya çalıştılar. istediği kadar barış kelebi olsun. İstediği kadar ABD ile stratejik mekanizmalarını kursun. istediği kadar Avrupa Birliği ilişkilerini kursun. istediği kadar kendi yandaşlarını doyurmaya çalışsın. Hazine tam takır olsun. Halka istedikleri kadar para dağılsın. İşte daha senenin ilk çeyreği yeni bitti. Asgari ücrete yeni zam. Ya yeni zam konuşuluyor. Bunun konuşuluyor olması bile AKP iktidarın hiper enflasyon altında ezildiğini, yok olduğunu en büyük göstergesi olarak karşımızda duruyor.